Aslında sağlık memuruyum. Uzun yıllar hastanelerde sağlık memuru olarak görev yaptım. Daha sonrasında bir hediye olarak gelen su kabağında ufak kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki sene 2-3 tane alarak onlardan lamba yapmaya çalıştım. Ve iyi bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Etrafımdan da beğenilmeye başladı. Bu artık bende bir hobi haline gelmeye başladı. Boş zamanlarımda su kabaklarından çeşitli lambalar, eşyalar yapmaya çalışıyordum. Etrafımdaki insanlara bunları hediye etmeye başladım. Sonra bu hediye olayı bir yerden sonra sipariş olarak, talep olarak dönmeye başladı. Bir kazanç şekline dönmeye başlayınca bir oturup düşünmeye başladım. Yani bir tarafta mesleki eğitim gördüğüm bir uzun yıllar hizmet verdim. Sağlık memuru olarak görev yaptığım bir sektör vardı. Bir de hobi olarak hoşlandığım, boş zamanlarımı ayırdığım, ortaya da güzel şeyler çıkartarak keyif aldığım bir meslek vardı. Ailemle beraber oturup karar verdik ve hayatımızda bambaşka bir değişiklik yapmaya karar verdik. Bütün işi gücü bıraktık, evimizi bıraktık, Cunda'ya yerleştik. Burada kendi çapımızda ufak ufak şeyler yapmaya başladık. İnsanlar takdir etmeye başlayınca da içimize daha büyük bir hevesle beraber yaptıklarımız farklılaşmaya başladı, daha güzel olmaya başladı. Zevk alarak yapmaya başlayınca da artık bu bir şeye dönüştü. Ticaretten şeyinden çıkıp keyif aldım, yapmaktan hoşlandım, sürekli burada zaman geçirmeye hoşlandım. Bir hayat tarzına dönüştü benim için. Boyamalar konusunda eşim bana destek oluyor. Beraber buradayız, bütün gün beraberiz. Çocuklarım da bazen geliyorlar, yardım etmeye çalışıyorlar. Yani su kabağından kendimize bir dünya yarattık. Farklı bir kapı açtık. Onunla beraber de burada bir yaşama başladık. Burada farklı şeyler yapmak, insanlar tarafından takdir edilmek işin maddi boyutunun önüne geçiyor genelde. Çünkü bir ham kaba alıyorsunuz, toprakta yetişen bir materyali. İşliyorsunuz, ona şekil veriyorsunuz, kendi dünyanızda yaratıyorsunuz onu. Çünkü daha önce böyle bir şey yok. Kaç gün yapıyorsunuz? O aşağı 5-6 günden sürüyor. Su kabağında uğraşmaya başladıktan sonra biraz işin tarihi boyutu da aslında böyle bir aramıza bağ kurmamıza sebep oldu. Çünkü su kabağı ilk başta insanlar, ben bilmiyordum. Su kabağı Yeniçerilerin su matarısı olarak kullanılan bir materyal olarak başlamış. Bunun üzerine benim ilgimi çekti ve babamın araştırmaya başladığım tarihsel boyutu. Aslında plastik hayatımıza girmeden önce, yani petrolden önceki dönemde bizim kültürümüzde var olan mutfaklarımızda saklama kabı olarak, tas olarak, su kabı olarak, su matarası olarak kullanılan bir materyalmiş. Biz aslında kültürümüzde olan bir şeyi unutmuşuz.